Bir kere zaten hani bizim için bakap projesi çok değerli bir proje. Buna sizlerin de bu anlamda katkı sunuyor olmanızla birlikte bir geliştirme yapmamız da çok değerli. Evet. İnşallah daha güzel şeylere sebebiyet verecektir bu birliktelik. Hayırlı uğurlu olur diyoruz inşallah. Eyvallah. Sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları veya Türkiye'de teknolojinin çeşitli yapı ve organizasyonların gelişmesi ve daha etkili hale gelmeleriyle ilgili işlevleri olan kuruluşlar arasında, yani kuruluşlarla yerel yönetimler arasında anlamlı ilişkiler kurulması, işbirlikleri yapılması arzu edilen bir şey. Bu bağlamda tesis ettiğimiz, meydana getirdiğimiz bilgi alışverişi ve vardığımız nokta itibariyle oluşturduğumuz model, sizin söz konusu Gölbaşı civarındaki alanınızda o bölgeye çok etkili ve insanların yararlanacağı bir takım işlevler kazandıracak. Bununla ilgili kısaca aslında arkadaşımızın size bilgi vermesini arzu ederim. Yani kısa bir çok bilgi vermesini Tugay Bey'in, Sayın Tugay Osmanoğlu, evet, teknik özellikleri itibariyle sistemi bize biraz anlatsın. Şimdi bu taraftaki karşılığı çok daha önemlidir. Çünkü bu bölgelerde sıcak bölgelere göre çok daha az ürün zararlısı bulunur. Yani böcek ilacı kullanmaya karşı bu bölgede üretilen ürünlerde çok daha az ilaçlamaya ihtiyaç duyulur. Şimdi buradaki en büyük dezavantaj ısı kaynağıdır. Ama ısı kaynağında da aslında toprağın altı sürekli bir ısı sağlar. 18 derecedir. Sürekli oradan ısıyı özel açılan kuyularla sağlayabilirsiniz. Biz buna benzer bir projeyi Dünya Bankası'nın desteğiyle Eryaman'da yaptık. Eryaman Ceziri Lisesi'nin uygulaması esnasında açtığımız kuyularla şu an Eryaman Ceziri Lisesi ısınmasının çok önemli bir kısmını toprak altı kuyularla sağlıyor. Bir de orada çok özel bir kaplamayla seramızı ya da binamızı kaplamıştık. Şu an hala 6. yılında ve hala aktif, çok faal ve hiç de zarar görmedi, devam ettiği için biz aynı uygulamayı belediyemizin içerisinde bulunan bu çok önemli tesiste bir örnekleme yapacağız ve bu örnekleme ile biz soğuk iklimde de verimli ve para kazandıran ve lojistiğe ihtiyaç duymayan bir sera oluşumunu ilk örneğini yapacağız ve eğer örneğimizde de istediğimiz verim rakamlarına ulaşırsak bunun devamını da gene belediyemizden ricamızla daha büyük alanlarda yapmak için size projemizi beraber yürütmek istiyoruz açıkçası. Evet. Yani bir takım yenilikler içeriyor. Yani yenilikçi boyutları var projenin. Başarılı olması halinde bütün Ankaralı hemşehrilerimizin kullanımına ve uygulamasına yayıyor olmak çok değerli. Ki Ankara'da buna hakikaten çok da ihtiyaç var. Sayın Başkanımız, Daire Başkanımız Damet Meknit'in de bu konuda çok deneyimli, çok başarılı. Zaten bakap gibi bir proje bizim için hakikaten Türkiye'de örnek bir proje. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın bu konuda çok titiz, çok hassas, çok önem veriyor. Özellikle çok diye söylüyorum çünkü gerçekten çok önem veriyor. Bizim için de çok değerli bir proje. Sizlerin de buna bu şekilde katkı veriyor olmanız, birlikte çalışıyor olmamız da çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.